uyduları, burada uyduları ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Sen bence tamam. Bırak bunu yapalım. Dur. Tamam. Evet, Planes'teki gezimize, Planes'teki arkadaşlarımız ve onların görevleriyle tanıtarak devam ediyoruz. Evet, şu anda Gökmen Cengiz yanımızda, sistem mühendisliğinin lideri. Evet, hoş geldin Gökmen. Hoş bulduk abi. Gökmen aslında aynı zamanda Planes'in ilk çalışanlarından bir tanesi. En başında gelenlerdensin. Evet. Nereden geldin? Aselsan'dan geldim. Savunma sanayi. Aynen, buradaki birçok arkadaşımızın geldiği yer gibi savunma sanayiden geliyorsun. Aynen. Aslında daha önce uzayla alakalı bir şeyler yapmış mıydın? Yok abi, uzayla alakalı değil. Genelde hava tarafındaydık ama yani uzaya pek çıkmadık. Uzay. Öncesinde. Ya bu aslında senin için bir nevi challenge oluyor. İlk defa olan tabii, bir şey olmuş tabii, oluyor. İlk defa. Harika. Peki ne yapıyorsun burada? Burada ne yapıyoruz? Aslında görev tanımlarıyla başlıyoruz. Evet, sistem mühendisliği nedir diye başlayalım ki en güzeli o olur. Aynen. Doğrusu. Şimdi aslında şöyle yapıyoruz. Görev tanımıyla başlıyoruz. Bizim için görev tanımı kritik. Çünkü uydular aslında hangi misyonu gerçekleştirecek? Biraz niye onlarla başlıyoruz. Yani niye gönderiyoruz biz, evet, bu uyduları? Niye gönderdiğimizi bulduktan sonra aslında işi alt taraflarda kırmaya başlıyoruz. En güzel anlatım tarzı belki şey olabilir. Biz önce işleri biraz Lego'lara kırmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bu Lego'ları aslında tasarımcı arkadaşlarla bölüşüyoruz. Yani diyoruz ki parçalar nasıl olması gerek? Öncelikle bunu anlatıyoruz. Sonra arkadaşlarımız başlıyor tasarım safhasında. Aslında o gereksinimleri başkası yazıyor. Bu yoksa senle beraber mi yazıyorsun? Gereksinimler aslında yazıyoruz. Biz başlıyoruz. Aha. Aslında literatür araştırmasıyla başlıyoruz, misyon tanımıyla başlıyoruz. Bunları bir eşleştirip diyoruz ki yani bizim şöyle bir uydu yapmamız lazım. Başlıyoruz. Gereksinim oluşturmaya başlayınca ne yapıyoruz? Bu sefer tasarımcı arkadaşların yanına oturuyoruz. Onlarla bunları paylaşıyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Optimum bir yer buluyoruz aslında. Bulduktan sonra aslında bizim kendimiz black box'larımız, yani bizim kara kutularımız oluşmaya başlıyor. Sonra tasarımcı arkadaşlar bunların işlerini doldurmaya başlıyor. Biz tasarımcı arkadaşlar bunları yürütürken bir yandan işin işte burada entegrasyonda testte ne yapacağız? İşte hangi roket firmasıyla çalışacağız? Roket firması da bu işi tabii nasıl entegre edeceğiz? De, tabii. Yani aslında hepsi sizde o zaman. Aynen, hepsi bizde. Evet. Akabinde işte uyduyu göndereceğiz ama yer istasyonu hazır mı? Yer istasyonundaki yazılımlar hazır mı? İşte otomatik yapılacak yazılımlar hazır mı? Bunların hepsinin çalışması var. Şimdi haliyle takım uydu tarafına gidiyoruz. Takım uydu tarafına gidince bir servis vereceğiz. Tabii. Yerdeki cihazlar var. O cihazlar nasıl işte üretilecek? Seri üretime nasıl gireceğiz falan gibi. Uçtan uca her noktasında biz varız. Ne yapıyoruz? Tasarımcı arkadaşlarla. Aslında işi başlangıç noktasından müşteriye gidene kadar tüm safhalarında bulunuyoruz. Bütün sistemi aslında dizayn eden bir takımsınız aslında, grupsunuz. Aynen. Aslında bir nevi. Takım tam olarak böyle. Kaç kişi bu grup var? Şu anda grubumuz 22 kişiye doğru gidiyoruz. Oo, şu anda iyi. 20'yiz. İşte 22'ye doğru genişliyoruz şu anda. Yeni gelecek arkadaşlarla. Evet. Neden bu kadar büyük? Aslında şöyle. Şimdi biz sistem mühendisliği bir önce anlattığım gibi. Uydular işin bir tarafı, yer istasyonları işin bir tarafı. Uydular gittikten sonra aslında en uzun vadeli iş başlıyor. Uyduların operasyonu var. Evet, tabii ki. Şimdi operasyon tarafı var, operasyonda çalışan arkadaşlar var. Bir de bizim her uydumuzun içerisinde bulunan faydalı yükler var. Hı hı. İşte elektrooptik tarafından var ya da uydunun ana alt bileşenlerini sistem mühendisi de yine sistem mühendisi içerisinde arkadaşlar yönetiyor. O yüzden geniş bir ekip. Yani uçtan uca baktığımız zaman o yüzden biraz şey böyle geniş ve dağılmış bir ekip var. Örnek veriyorum, görüntü alıyoruz. Aldığımız görüntüden işlenmesi, evet, gerekiyor. İmiş prosesinde AI ekibi var. O yüzden şey, yani ekip o yüzden biraz büyük. Evet. Şu anda biz neredeyiz? Niye böyle giyindik? Kafamızdaki bunlar ne? Anlatalım. Şu anda aslında temiz odadayız. Temiz burası... odanın ne demek? Niye burası temiz olmak zorunda? Evet. Şimdi şöyle anlatalım. Burası aslında bizim mabedimiz. Uyduların belli koşullar altında yapılması gerekiyor. Roket firmasına yerleştirilmeden önce bizim belli bir temizlik seviyesinde olmamız lazım. Ürünlerin belli sıcaklık ve nem koşulları içerisinde olması gerekiyor. Temizlik şu açıdan kritik. Bizim burada seçtiğimiz tüm ürünler işte uzay standartlarında işte out gazing yapmamasını istiyoruz. Bu malzemelerin hem içeride kirletmesini engellemeye çalışıyoruz hem malzemenin yok olmasını zaman içerisinde. O yüzden belli bir temizlik seviyesinde olmamız gerekiyor. İkincisi, bu temizlik seviyesinde olmazsak İşte bizim ADCS sistemlerimiz var, yer gözlem, işte optiklerimiz var, bunları, evet, kirletebiliriz. Ve birçok aslında elektronikler... Kirlenince ne olur? Kirlenince ne olur, örnek veriyorum. Aldığımız görüntünün üzerinde tozlar olabilir. Aslında kötü. Görmek istemeyeceğim şeyleri görebiliriz. Uzay ortamında herhangi bir şekilde hava akışı yok. Bunlar orada kalabilir. Bu içerideki kirlilikler aynı zamanda içeride elektriklerde, yani elektriksel kartlarda da aynı zamanda problemler yaratabiliyor. Yani literatürde bunun birçok tanımı var. O yüzden kartların da belli bir temizlik seviyesinde olması gerekiyor. Zaten üretimden başlayarak temizliğe gelene kadar zaten belli bir temizlik seviyesinde geliyor. Burada da biz niye böyle giyiniyoruz? O temizlik seviyesini kırmamak ve
olduğu şekilde roket firmasına göndermek. Yani elimizden geldiği kadar, dışarıda zaten temizlik yavaş yavaş başlıyor. Her şeyimizi elimizden geldiği kadar çıkartıyoruz. Yani. Eldivenlerimizi, kafamıza ve yani. Özellikle bıyıklar için değil mi? Bıyık ve sakal için bu. İşin bıyık sakal var. İşin küçük partiküller var. Tabii ki. Ellerimizde çok fazla yağ var. Ondan sonra yağ sorun oluyor tabii ki. Aynen, o yağın olmaması lazım. Çünkü bunların hepsi bir şey kaynağı, yani bir problem kaynağı uzay ortamında. Aynı zamanda şimdi arkamızda da uydu var. Yani yapılan, yani bunlar kısa süre sonra uzaya girecek olurlar. Şimdi sen her bir uydunun, her bir parçasının şuraya takıldığını böyle gözlerinle görmek zorunda mısın? Ya da sistem mühendisinden birisi görmek zorunda mı? Görmek zorunda. Çünkü biz burada yani yarattığımız ürünün orada kesinlikle çalışması bizim için kritik. Çünkü asıl misyonun orada başlıyor. Yani uydunun buradan yapılıp çıkması aslında sadece bir milestone, yani bir kilometre taşı aslında. Kritik nokta aslında rüştünüz patlayacağı yer uzay. Evet, bunun kesin çalışmasını istiyoruz. O zaman ne oluyor? Her adımı çok kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii ki tasarımdaki arkadaşlar biz ürünü buraya alana kadar onlar birçok testten geçiriyorlar. Yani sıcaklık testleri, nem testleri, titreşim testleri, işte proton testleri ya da TID testleri, bunların hepsinden geçiyor bu ürünü. Geçtikten sonra artık biz ürünümüzü bu uydu seviyesine getirdiğimizde hala bir aksilik olmaması lazım. Evet. Son ana kadar tüm verilerin doğru olması lazım. O yüzden burada her şey yani bir yani böyle dikiş nakış usulü böyle son noktasına kadar incelenerek takılıyor. Sonuna kadar testlerin de sonuçlarını sen görmek zorundasın. Evet. Bu biraz şeyle alakalı. Bizim yarattığımız misyondan dolayı senaryolarımız var. Örnek veriyorum, IoT cihazları var. IoT cihazlarını işte dünyaya nasıl dağıtacağız? İşte kaç elevasyonda veri alacağız? İşte kaç tane cihaza aynı anda haberleşebiliriz gibi birçok senaryo testlerimiz var. Uydunun felaket senaryosu testleri var. Uydunun normal açılma sekans testleri var. Uydu normal operasyonda ne yapacak? Yönelimini kaybettiğinde nasıl otomatik olarak geri düzeltecek? Ben komutla orayı nasıl düzelteceğim? Ya da bir sıkıntı olduğunda onu telemetreye nasıl alacağım gibi aslında birçok senaryo var. Yani bu senaryoların hepsinin bir şekilde cover edilmesi gerekiyor. Bunların hepsini düşünen kişi olmak zorundasın aslında. Yani ya da biz başlatıyoruz ama şey değiliz tabii ki. Ekibin hep beraberiz. Yani burada çalışma şeklimiz şu. Ya biz bir tohumu başlatıyorsak arkadaşlar, ya bazen tam ters oluyor. Onlardan geliyor. Biz o olayı büyütmeye çalışıyoruz. Büyüttüğümüz olayı burada nasıl test edeceğiz? Bunu gerçek uzay ortamına nasıl örnekleyeceğiz ve ya gerçekten uzayda da böyle olur, nasıl anlayacağız gibi konuları tek tek burada çalıştırıyoruz. Olabildiğince ya kritik bir nokta var. Biz şeye çok odaklanıyoruz. Test, test, test. Yani bunu defalarca çok, test. Defalarca test. Ve defalarca ve çeşitli varyasyonlara test yapmak önemli. Çünkü uzay ortamı, ürün gidecek, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tabii ki önceki, şimdi 5 tane test uydusu gönderdik. Oradan biriken bir tecrübe var. Ama her yeni bir uydu bir yenilikle geliyor. O yüzden bunların hepsini bir toplayıp sürekli daha çok test yapmak lazım. Yani kalite anca öyle çıkıyor. Bundan sonra aslında standarda bağlanacak. Bundan sonra yüzlerce IoT uydusunu yavaş yavaş göndereceğiz. Ve bunların hepsi de birbirlerine benzeyecek aslında. Evet. Aslında bir nevi, yani ilkleri yapmak çok zordu. Bundan sonrakiler aslında bir nevi bir öncekilerin benzeri gibi şeklinde olabilir diye düşünebilir miyiz? Yoksa yine onlarda da ayrı proses yani çıkacak. IoT takım uydusuna göndereceğimiz uydular, şu anda bir 4 tanesini yaptık. Seri üretimin ilk başlangıcı burası. Evet. Bir sonraki uydularda tabii ki değişiklikler olacaktır ama minimal değişiklikler. Ya da uzay ortamında bir şey karşılaşsak, bir güncelleme yaptıysak onlar, ama mümkün olduğunca çok büyük bir değişiklik yapmayacağız. O yüzden biraz daha böyle seri üretim mantığında zaten bunu yapıp anca sayıyı artırıp düzenli olarak, çünkü hedefimiz her 3 ayda bir uydu atmak. Evet, anca öyle başaracağız. Evet, IoT takım uydularının da öncüsü olacak uyduları aslında görüyorsunuz burada. Şu boyutta olacak ve bunlar gidecek. O zaman teşekkür ederiz Gökmen. Burada gerçekten yani kısa bir süre sonra uzaya gidecek araçlar var ve bunlara şu anda dokunabiliyoruz. Ya inanılmaz bir şey. Düşünsenize, yani birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra bunlar uzayda olacaklar. Ve bir daha asla dokunamayacağız. Asla bunları göremeyeceğiz. Sen ne hissediyorsun onlarda ayrılırken? Aslında yani çocuğun gibi böyle uzun bir süre bunlarla beraber oluyorsun ve uzaya gönderiyorsun. Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyız. Tabii ki bunlar bizim göz bebeklerimiz. Biraz önce sorduğunuz gibi bunlar böyle her birini, her noktasını, tek tek tüm vidasına kadar her şeyi böyle biliyorsun, inanılmaz. Biliyoruz, özenle yaptık. Evet. Her şeyin ölçümünü aldık. Şu anda hazır deyip gönderiyoruz ama işin tabii bu tarafta şey var, roketten ayrılma kısmı var. Bunlar SpaceX'e gidecekler. Orada ayrılıp ilk sinyal alma anı inanılmaz, yürek hoplatan an. Şimdi biraz ara vereceğiz.
o heyecana doğru geçeceğiz. Ama biz bir yandan da o ilk sinyal almaya başladığımızda muhtemelen ikinci dörtlülerde yola çıkmış olacak. Hazırlanmış olacak. Evet. Artık burada bir uydu fabrikası var. İnanılmaz derecede hızlı bir şekilde uydular üretiliyor. Bu bizim en büyük gururumuz. Açıkçası teşekkür ediyorum Gökmen. O zaman Planet'teki gezimize ve arkadaşlarımızla görevlerini tanımaya devam edelim. Takipte kalın.